Bir kez daha Zincirlikuyu mezarlığına çevireceğiz. Umut Erol karşımızda olacak. Bir de konuğu var. Kartal Tibet'i son yolculuğuna uğurluyoruz. Umut, söz sende. Evet, sinema dünyasının usta ismi Kartal Tibet'i şu dakikalarda son yolculuğa uğurluyoruz. Şu anda yanımızda Hülya Koçyiğit var. Yeşilçam dünyasının yine tanınan isimlerinden. Evet, şu anda efendim yayınımıza hoş geldiniz. Efendim, sağ olun. Türk sineması bir çınarını bugün yolcu ediyor. Büyük sanatçımız Kartal Tibet'in ne yazık ki bugün yolcu ediyoruz. Bir bakıma bu caminin etrafına toplanan, onu seven ve de çalışma arkadaşları, her camiadan insanları burada görmek beni mutlu ediyor. Çünkü bir sanatçının yaşarken anıldığı kadar ölümünden sonra da sevgiyle anılıyor olması bir meslektaşı olarak beni gururlandırıyor. Kartal Tibet çok uzun yıllar Türk sinemasına çok başarılı bir aktör olarak hizmet etmenin yanında çok uzun yıllarda yönetmen olarak birçok eser bıraktı ve hep bu filmler seyredildi. Türk halkının sevgisi oldu, sevdası oldu, hayranı oldu. Nesiller geçti, hala o filmler seyrediliyor. Eminim yarın da seyredilecek. Çünkü o filmler Türk halkının kendi kültürünü temsil ediyor. Buna hizmet eden bir yönetmendi Kartal Tibet. Son yıllarda hastaydı. Pek fazla insan içine çıkmak istemiyordu, haklıydı. Biz evlatlarıyla temas kuruyorduk. Çünkü benim çok yakın dostumdu, aile arkadaşımdı. Birlikte seyahatlerimiz oldu, meslek çalışmalarımızın dışında da görüşürdük. Ama onu rahatsız etmek istemedik. Ama ne yazık ki acı haberi aldık. O aramızdan ayrıldı ama dediğim gibi eserleriyle her zaman aramızda olacak. Bize yol gösterecek. Efendim, şimdi Türk sinemasının aslında beyefendi yüzüydü bir noktada da. Biz onu hep o beyefendi kişiliğiyle tanıdık. Siz aynı zamanda birçok filmde de rol arkadaşlığı yaptınız. Siz nasıl tanırdınız? Sette kendisi nasıl bir insan? Hepimiz filmlerde belirli kişileri temsil ediyoruz. Ama hep merak edilen şudur. Acaba kendisi de aynı derecede merhametli mi, saygılı mı, sevgi dolu mu, mütevazi bir insan mı diye merak edilir. Ben onu tanıyan bir arkadaşı olarak onun her şeyden önce bir kere entelektüel bir beyni olduğunu ve son derece insan seven, insana saygısı olan bir kişi olduğunu, ailesine çok düşkün olduğunu, eşine aşık olduğunu, evlatlarını çok sevdiğini bilen, onlar için içi çırpınan bir insan olduğunu bilerek onu tanıdım. Dolayısıyla o mükemmel bir insandı. Gerçek bir kere son derece mütevaziydi. O kadar büyük bir sanatçı, dev bir sanatçı ama son derece mütevaziydi. Hiçbir zaman gösterişi sevmezdi. O sadece filmleriyle anılmak isterdi. İşte dediğim gibi o tevazu onu her zaman daha çok yüceltti. Şimdi bir de yetiştirdiği çok sayıda isim var. Onlara da bakmak lazım. Sinema dünyasına kazandırdıkları var. Her anlamda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok büyük bir aktör olabilirsiniz. Veyahut da çok iyi bir yönetmen olabilirsiniz. Ama bu çok iyi bir eğitimci olacağınız anlamına gelmez. Bizim işimizde eğitim çok önemli. Temel olarak ancak usta çırak ilişkisi diye bir anlayışımız var ki biz böyle yetişiyoruz, yetiştiriyoruz. Dolayısıyla o usta olarak çok çırak yetiştirdi. O çıraklar bugün işte yönetmen oldular, aktör oldular, hala hizmet veriyorlar. Herhalde onlarla da gurur duyuyordu diye düşünüyorum. Çünkü o da yönetmen
olma cesaretini Ertem Eğilmez'den aldı. Ertem Eğilmez bildiğiniz gibi Türk sinemasında bir ekoldü zaten. Dolayısıyla onun ardından adeta Ertem Eğilmez filmleri seyretmeye devam ettik Kartal'ın sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız. Sağ olun.